Selam. Yeni bir videoyla yine buradayım ve çok mutluyum. İstiyorum ki bu hızla böyle tak 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 her hafta devam edelim. Bu hafta aslında çok zamandır istediğim ve Instagram'da bazen parça parça paylaştığım ikinci el alışveriş yapabileceğin, gidip gözünle görüp seçebileceğin 4 tane yer söyleyeceğim. Bu 4 yerin güzelliği şu, genelde güzel şeylere de hizmet ediyorlar. Bakalım buralar nerelermiş. İlki Nahıl. Nahıl Kasımpaşa'da. Buranın girdiğinizde girişte hem kıyafetler görüyorsunuz hem de aslında mobilya ve kitap da bulmak mümkün. Gelen bağışlara göre değişiyor. Bunların hepsine yer veriyorlar. Gönüllüler gelen kıyafetleri ayıklıyor, gerektiğinde tamir ediyor. Tek tek gelen kıyafetler kadar kim zaman markalarda, bebek firmaları veya başka markalarda kendi ürünlerini sezon geçtiği zaman buraya bağışlayabiliyorlar. Oldukça güzel. Çok fazla kıyafet, kadın kıyafeti ağırlıklı diyebilirim mağazalar ama muhtemelen dönem dönem değişiyordur. Bakmanı öneririm. Hatta kıyafetlerini bağışlayacak bir yer varsa aradığın burayı yine öneririm. İkinci yer Nivogo. Aslında şöyle size hop Akasya AVM'ye götüreceğim şimdi. Nivogo ve Givin'den bahsedeceğim. Nivogo'nun özelliği şu, Nivogo zaten döngüsel moda pazarında olan bir marka. Genellikle da firma, genellikle markalarla çalışıp onların depolarında kalan, eski sezonlarda olan ürünleri tamir ederek, bazen o kadar saçma hataları oluyor ki işte barkodu olmadığı için bir ürün satılmıyor, ürün ayakkabıların tekleri farklı mağazalara gittiği için satılamıyor falan gibi çok garip nedenler olabiliyor. Veya biliyorsunuz aslında özellikle online alışverişte beden bilmeden böyle bir sürü bir şeyler alınıyor ya, onları geri yolladığın zaman her zaman için rafa geri dönmüyorlar. Çünkü bu da ek bir iş, ek bir maliyet. İşte bunları da kimi markalar mesela sadece müşterilerden geri dönen ürünlerini veriyorlar. Veya mağazaya teslim edilen, dolayısıyla üzerlerinde makyaj lekesi olabiliyor, yırtık olabiliyor, farklı farklı deformasyonlar olabiliyor. Bunları da tamir ediyorlar ve kimi zaman tamamen yeni gibi olabiliyor, kimi zaman üzerindeki hasar görünebiliyor. Buna göre de fiyat biçiyorlar ve tekrar istenirse mağazada, istenirse başka kanallarda satışa geçiyorlar. Nivogo ne yaptı? Kendi mağazasını kurdu. Burada da markalar değil de müşterilerden, tüketicilerden gelen ürünleri kabul edip üzerlerinde gerekli tadilatları gerekiyorsa yapıp mağazada tekrar satışa koyuyorlar. Ben de kendime hatta son gidişimde bir tane uzun siyah kaban aldım. Çok mutluyum. Aradığım, ihtiyacım olan bir şeydi. Bu benim aldığım mağazadan gelen bir üründü. Mağazanın eski sezonundan satılamadığı için kenara ayrılmış bir üründü. Bu tarz ürünlere de arada rastlamak mümkün oluyor. Akasya AVM'de dediğim gibi yerleri Türkiye'nin ilk döngüsel moda mağazası olarak bulabilirsin. Üçüncüsü Givin. Givin aslında daha önce Akmerkez'deydi. Sonra Akmerkez'i kapadılar. Şimdi Akasya ve zannediyorum Kanyon şubelerini de açtılar. Givin'de de şöyle oluyor. İnsanlar yine bağış yapıyor. Ama bağış yaparken bir STK seçiyorlar. Belli başlı anlaşmalı yerler var. Satılan ürünün gelirinden kimse kendine pay almıyor. Bağış yapıyorlar çünkü. Dolayısıyla ürün satıldığında üründen kazanılan da ilgili STK'ya aktarılıyor. Yine aslında çok gönül işi bir yer. Bütün bu anlattığım yerlerin güzelliği tabii ki ikinci el oldukları için ürünlere bir kere kesinlikle ikinci hayat, ikinci şans verilmesi. Ama şu çok önemli, yani nasıl olsa ikinci el, aman ikinci şans veriyorum diyerek yine de ihtiyacımız olmayan bir şeyi almamak gerektiğini şöyle bir heves kırıcı olarak aşağıya hatırlatmak istiyorum. Givin'de şöyle şeyler olabiliyor. Bazen ünlüler, mesela en son biz gittiğimizde Burcu Esmersoy'dan gelen bir modacıydı ama modacının adını unuttum. Bir modacının kendi yine koleksiyonundan paylaştığı ürünler vardı. Dolayısıyla bu tarz şeylere de sürpriz olarak rastlamak mümkün. Tabii buralara gittiğiniz zaman bir şeyin bedeni olmuyorsa başka bir şeyle değiştirme falan şansınız olmuyor. Yani hani ay bunu beğenmedim, 36'sı, 38'i, 40'ı var mı falan gibi sorular soramıyorsunuz. Bunlar tek tek ürünler ama işin güzelliği deneme şansınızın olması. Bu arada Nivogo'ya geri dönecek olursak, Nivogo'nun kendi içinde bir de küçük
tamir alanı var. Burada o anda aldığınız bir pantolonun paçası kısa geldi, bir şey oldu. Bu tarz şeylerde de yardımcı oluyorlar. Aynı zamanda mağazaya teslim edilen ürünlerin de bizzat birebir yıkaması, işte temizliği, ayakkabıların boyası gibi şeyler de yerinde yapılıyor. Girin'de çok fazla dikkatimizi çeken bizim abiye giyim ve gelinlikler oldu. Dolayısıyla gelinliğinizi verecek bir yer arıyorsanız aklınızda olsun. Çünkü ister istemez hepsi aynı şeye hizmet etse de genellikle mağazanın olduğu yer, kimlerin daha çok gittiği vesaire bağışı ve satışı da etkiliyor. Dolayısıyla Givin bu alanda kolaylıkla kullanabileceğiniz bir alan. Gelelim dördüncü şeye. Dördüncü alanda da yine sizi İstanbul'da, bu sefer biraz daha mahalle arasında bir yere getireceğim. Benim de komşum Bedes. Bedes aslında yine bir vakıf iyilik dükkanı. İki tane dükkanları var. Bir tanesi dükkan diye geçiyor, diğeri butik olarak. Dükkanda daha böyle oyuncaklar, tabak çanaklar, biblolar gibi şeyler varken butik tarafında hakikaten şaldan takıya, broşa, ayakkabıdan mantoya, abiye kıyafete kadar birçok şeyi bulmak mümkün. Bir apartman dairesinde butik. Gerçekten çok sempatik. Yine gönüllülerin canla başla çalıştığı bir alan. Burada da bağışlarla işliyor sistem. Aslında yurt dışı böyle hani charity shop denen şeyler bunun bir örneği. Onun bir Türkiye örneği. Yolunuz düşerse siz de mutlaka Göztepe'ye veya Göztepe civarlarına gelirseniz Bedes'i de bir keşfedin derim. Yine yaptığınız bütün alışverişlerin tamamının giderler çıktığında bağışa dönüştüğü bir sistem bu. İçeride de gerçekten güzel ürünler vardı. Zaten ben konuşurken herhalde bir yerlerime bunları koyacağım. Şu an görüyor olacaksınız. İkinci elde bu tarz yerlerin artışına gerçekten değer veriyorum. Çünkü online'da ilerlediğinde ne aldığını bilmiyorsun. Karşı taraf ne kadar iyi bir alıcı, ne kadar iyi bir satıcı daha doğrusu ondan emin değilsin. Puanlar veriliyor ama her zaman için deneyimli veya eski orada daha önce bir şeyler satmış birine denk gelmeyebiliyorsun. Dolayısıyla bizzat ürünü görmek, deneyebilmek bence çok değerli. İkinci elin online tarafına dair de tabii ki burayı da çünkü İstanbul'da yaşamıyor olabilirsiniz. Ben bugünkü önerilerimin hepsini İstanbul üzerinden anlattım. Kaldı ki Givin başta olmak üzere Bedes'te ürünlerini internete, Instagram sayfalarına koyuyor ve kargo ile yolluyor. Nivogo'nun bir yakında online bacağı olacağına inanıyorum. Nahıl'ın zannediyorum ki bir online satışı yok. Nahıl'da böyle bir şey görmedim. Ama burada bütün bunlara baktığımızda tabii ki online bu işin bir parçası. Onu da doğru yönetmek önemli. Bunu da ayrıca konuşuruz. Ama bugün özellikle istedim ki böyle gidip bizzat görüp alışveriş yapabileceğiniz yerler de var artık. Bunların da daha artmasını diliyorum ben. Nahıl'la ilgili bu arada Nahıl'ın alt katında atölyeler var. Burada kumaş da bağışlanıyor Nahıl'a. Kumaş bağışlanıyor, iplikler bağışlanıyor, kurdeleler bağışlanıyor. Birçok şey var. Kendi torbalarını da kendi dikiyorlar. Bence çok sempatik bir şey. Nivogo'ya baktığımızda Nivogo'dan da yamalar satın alabiliyorsunuz. Veya o sırada satın aldığınız bir şeyde ihtiyaç varsa yama orada uygulatabiliyorsunuz. Givin'de bu hizmetler yok ama Givin'de de zaten direkt olarak STK'yı seçerek verilen ürünler olması oldukça değerli. Bedes de gerçekten gönüllü çalışmasının bizzat gidip çok çok yeni ziyaret ettim. Daha bir iki gün oldu. Nasıl yapıldığını gördüm, takdir ettiğim bir oluşum oldu. Bilmiyorum, sen hiç ikinci el alışveriş yaptın mı? İkinci el söz konusu olduğunda farklı şeyler oluyor, farkındayım. İşte bir kesim var ki benim gibiler çok rahatlar ve hiç düşünmüyorlar. Bir kesim enerjiden korkabiliyor. İşte bunu daha önce kim giydi gibi. Ama o tarz şeylerde de hep şunu hatırlatmaya çalışıyorum. Bir yere girdiğinizde de o dükkanda o kıyafeti daha önce kimlerin denediğini bilmiyorsunuz. Veya o kıyafeti üreten kişilerin hangi koşullarda, ne yazık ki yani isterdim ki her şey müthiş etik üretimli olsun ama ne yazık ki bunun da %100 sağlandığını zannetmiyorum. Şu an üzerimde farklı parçalar var. Altımda bir şalvar var. Bu şalvar 15 yıllık. Daha önce teyzemin de. Ondan önce de başka bir arkadaşının da. Bu üstümdekiler yeni. Hayat böyle bir şey. Yeni, eski bir denge içinde.
Umuyorum ki bu daha yeni olanları da uzun yıllar keyifle, haklarını vererek giyeceğim. Yeni kıyafetlerimiz olabilir. Yeni kıyafetlerde de satın alırken şuna bakmak gerekiyor. Ben bunu ne kadar giyerim? Bunun kalitesi nasıl? Dolabımdaki diğer eşyalarla uyumu nasıl? Yani giyim başı maliyet, bunu tekrar tekrar başka videolarda bence yine üzerinden geçeriz. Yani bir şeyin parasının, ücretinin kaç kere giyildiğine bölünmesi. Yani bir kere giymenin bunun kaça geldiği. Diyelim ki bu hırka 300 lira. Ben bunu 30 kez giydiğimde giyim başı maliyeti 10 liraya geliyor. Ama ben bunu 300 kez giydiğimde giyim başı maliyeti 1 liraya düşüyor. Bu tarz hesapları da alışverişte yapmak gerekiyor. Şu anda müthiş bir heyecan ve ivedilikle çekiyorum bu videoyu, doğrusunu söylemek gerekirse. YouTube'a geri dönüşümün ilk videosunu 2023'e girerken vedalaşacaklarımız olarak daha doğrusu çekmiştim. Yılı kapamadan elimde bir stok olsun diye bu videoyu çekiyorum. Heyecanım varsa affola. Birazcık görsellerle vesaireyle daha zenginleştirerek daha izlenir kılmayı umuyorum. Bir sonraki konu ne olacak bilmiyorum. Yorumlara yazarsan beni çok mutlu edersin. Birazcık böyle yorumlarla, isteklerle de gelişsin istiyorum. Biraz da tabii gittiğim, gördüğüm yerler, içinde o ara olduğum şeyler de videoları etkileyecektir. Kendine iyi bak. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Videoyu beğenmeyi unutma. Daha önce abone değilsen abone olmayı unutma. Bunları da ara ara hatırlatmam gerektiğini biliyorum. En büyük kanallar bile bunu hatırlatırken ben neden hatırlatmayayım? Kendine iyi bak. Bay bay.